Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz YouTube dünyası, sanal alem. Hoş geldiniz videoya. Bugün günlerden cumartesi, enteresan bir şekilde bu sefer videoyu pazar günü değil, cumartesi günü açıyorum. Bugün son vlogdan bildiğiniz üzere yalnız değilim. Bir misafirim var, kendisi. Geldi, iki gözümün çiçeği. Merhaba. Allah kahretsin. Bir şey oldu onun sesini, onu çok anlamadık. O biraz sıkıntılı. Tek yaşama günlükleri 4. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde çok tek değilim. Hem bugün bir dışarı çıkacağız. Bir tane böyle bahara merhaba gibi bir etkinliğe gidiyoruz. Beşiktaş'ta bir tane otel var Akaretler'de. Onun böyle bir teras kısmında güzel manzarası falan olan bir yer olduğu. Teras kısmında nereden çıkardın? Öyle gözüküyordu. Oraya gideceğiz böyle güzel işte. Kokteyldir, takılmacadır, muhabbettir, sohbettir falan. Güzel böyle bir 4-5 kişi falan oraya gideceğiz. Orada zaten bol bol çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra yarın da dışarıda olacağız. Yarın da bayağı çekmeyi düşünüyorum. Bakalım böyle bol bol gezdiğimiz, bir yerlere gittiğimiz bir video olacak diye düşünüyorum. Bayağı heyecanlıyım böyle olduğu için. Çünkü bu tek yaşama günlüklerimde normalde genelde hep evde kendi kendime konuşup bir yerlere gidip falan takıldığım videolar olduğu için. Bu böyle şu an bana biraz gaz verdi. Outfit'imi göstereyim mi size böyle? Zaten daha ne kadar göreceksiniz bilmiyorum. Ama böyle bir şey var üstümde. Bunu annem örmüştü bu arada. İçine de böyle bir crop giydim. Sen gösterir misin? Ben çok şey yapamıyorum. Böyle bir gidelim istiyorum. Evet, bol bol görüşeceğiz diye umut ediyorum. Vloglandınız. Ya. Selam. Lan beni geçti. Aşko ben seni geçer miyim? Seni geçtiğim gün bittiğim gündür. Nasıl etkinlik? Etkinliği de göstereyim biraz. Doğanay yine yaşının bütün outfit'iyle aramadı. Ya, gerçekten kalbimi kırıyorsun ama. Hayır çok tatlı. Böyle. Bayağı güzel. Üstümdeki şapkayı. Nasıl? Daha çok yakıştı sana. Gerçekten daha çok yakıştı. Ben de böyle bir kokteyl aldım. İçeriğinde böyle cin falan var. Çok bilmiyorum tam ne olduğunu ama tadı güzel. Ay şekeri bozdum. Daha story atacak. Güzel bir etkinlik. İlk izlenim olarak beğendim. Sen ne düşünüyorsun? Bence çok güzel. Ben bayıldım. Evet evet. Mini burger miniydi. Mini burger gerçekten biraz miniydi. Bir de normalde mini burger dediğinde 3 tane falan gelir ya. Hani bir tane gerçekten mini burger ne kadar? 90 lira mı? 85. Abartma. Şov yapacağım diye. Hep yalan. Gerçekten. Kimseye inanmayın. Gerçekten. Sözüm çok kötü. Tamam. Aa bak bir ara şurada oturalım. Şu kızların bir yer var ya. Bir ara orada. Orası çok fotoğraf çekili. Evet, event'e yemek arası verdi. Ama her yer çok dolu olduğu için. Ne oldu? Videoyu durdurdum. Nasıl durdu burada? Donay. Birazcık utan. Şey elindeki telefonda utan. Event'e yemek molası verdik ama her yer çok dolu olduğu için ben ve Dilara ayakta duruyoruz. Evet. Üçlü oturuyor. Neydi buranın adı? Just Barbecue diye bir mekandayız. Event devam ediyormuş bu arada. Bu dışarıdaki olan kısmı 8'e kadar öyle devam ediyormuş. Daha sonra içeride devam ediyormuş. Bakalım bir nasıl olacağına bakacağız. Ama evet, portakal suyu yok. Alkolsüz seçenekleri çok zayıf. Halbuki mutsuz. Bakalım belki oranın ortamını çok böyle sararsa ederse orada devam ederiz. Eğer sarmazsa gideriz. Biz oturduğumuz masada oturamıyoruz 4. gün. Doğanay masada var olamıyor. Bakın Beşiktaş. Şurada bir tane mekan var. İlk önce şuraya gittik. Ama deli gibi sıra varmış önünde. O kadar sıra bekleyeceğimi aşk alırım, daha iyi hayatta beklemem. Bekleriz. Evet ama ben anlamadım. Ne bu kadar matem, ne olabilir? Gerçekten bir yerin sırasını 1,5 saat ayakta bekler misin? Beklemem, bir şey söyleme. Nereyi beklersin? Ha aynen, mesela yurt dışına gittim. Abi benim böyle aşırı merak ettiğim, çok güzel olduğunu, ben çok seviyorum, bilmediğim bir şey olmadığı sürece beklemem. 1,5 saat ayakta sıra beklemen, sıra ben de beklerim bu arada ama mesela 1 saat ve üzeri çok ciddi bir kriter yani. Hani nedir yani, hangi deneyimi yaşatıyor ki bana, anlamadım yani nasıl bir şey yaşıyorum. Gerçek olmasaydı gerçekten. Ben eve dönüyoruz şu anda. İnşallah eve döneceğiz yani. Fırına uğradık yolda. Gerçekten
bu dörtlü ekip eve gidiyor. İnşallah gidecek eve. Umarım en yakın zamanda eve ulaşabiliriz. Eve ulaşmak için şu anda bir çaba sarf ediyoruz. Her gecenin sonunda sesim böyle olabiliyor, anlamıyorum yani. Nasıl ya, neden, ne yapıyorum ki mesela? Ama bugün çok bağırdım bu arada, çok şarkı söyledim, ondan dolayı da olabilir. Ay, biri parti mi veriyor? Kırmızı bir ışık var. Vallahi bir kırmızı ışık var ama çok fenayım. Merhabalar. Aa, gerçekten tipim çok kötü. Sesim nereden geliyor peki? Gözükmeyeceğim mi sen? Utanıyor musun? Ya ne, sen öyle yarım çık istiyorsan. Ya o günün bedeli gerçekten bende biraz ağır oldu. Cumartesi. Ya o gün biraz fazla alkol olsun. Tüm kötü alışkanlıklarımın dibine vurduğum bir gündü gerçekten. Bununla beraber bir de şöyle bir detay vardı. Bu arkadaş ilk İstanbul'a geldiğinde sesi kısıktı. Ve hastalığını yeni atlatıyordu. Daha sonra İstanbul'a geldi kendisi. Biz 2 gün aynı yatakta yattık onunla. Bir de onun üzerine öyle bir cumartesi günü geçirince şu an salı günündeyiz. Benim bayağı şaftım kaydı. Ya hiçbir şeyim yok hani şey olarak. Başka bir şeyim yok ama bu sesimin o kadar iyi hali ki anlatamam. Denemediğimiz şey kalmadı gerçekten. Evimdeki bütün kış çayıdır, o çayıdır, bu çayıdır, C vitamindir, her şeyi içip tüketiyorum. Ondan sonra şimdi de böyle bir zencefil shot hazırladım. Beni vurdum kalorifere. Tamam, gel gel. Bir de o saçın ne kadar güzel koktu ya. Yeni duş aldı da bir hafta sonra. Bunda Zeynep Çıpan'ın bir tane zencefil shot tarifi vardı. Onunla böyle bir şey hazırladım. İçinde gerçekten bir zencefil, limon falan ne ararsanız var. Garibim, bunu da şu bardakları ilk defa evimde bunun için kullanıyorum. Gerçekten yazık, acınası bir durum. Bir de toplantıya falan gidiyorum. Yarın ofise falan gidecektim güya. Bakalım nasıl olacak. Bir de orada da video çekecektim. Akşama çok daha iyi olacağımı düşünüyorum ya. Çünkü kendimi cidden daha iyi hissediyorum. Ya inşallah. Şimdi bunda şey var. Zencefil, limon, bal. Zerdeçal da koyuyordu. Bizde zerdeçal yoktu. Sirke var bir de. Bakalım ya. Belki de o kadar kötü olmaz. Hadi. Ama şatlıyoruz değil mi? Hadi. Cheers kardeşim. Bir, iki, üç. İlk önce o kadar yatmadı diyecektim. Ondan sonra buna iyileşmezsem ben artık akşamına iyi olmazsam iptal her şey. Evrim döndü. Tamam, geçti. Şoka girdi. Benim geçmiyor. Benim geçti. Çok kötü. Ama güzelmiş. Çok iyi tarif. Neyse, akşam tamam. Akşam güncelleyelim. Akşam bir açıyoruz. Benim sesmez düzelmiş. Bu dekorasyon işinin ortasındayken dedik ki niye bunu vlog çekmiyoruz? Çünkü aşırı zorlanıyoruz. Abi şimdi ben burada yazmışlar. Çok kolaydır uygulaması. Tek başınıza uygulaması. Abi 5 dakika sürdü yapmam falan yazıyor. Yarım saattir bununla uğraşıyoruz. Allah kahretsin. Çok acı da artık ödüm. Tamam, dur. Göremiyorum halbuki. Anki yukarıdan. Burnumdan sümük aktı. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Tek başınıza kolay çabuk. Devam mı ediyorum? Evet. 11 yaşında oğluyla yapan bir kadın var bu yorumla. Şurayı da yapsın kızım, boşlukları doldurur. Dur. Hareket ettirme çok. Allah. Bak. Şavka. Oha. Şavka, kollarım çok. Tamam dur. Tamam dur. Ne yapıyorsun? Hayır, bir yanda yapıştırıyor musun? Çok öyle şey hareketler yapıyorsun. Bak ya. Ama hemen oluyor. Allah, şey oldu ya. Tamam, çıkıyor. Böyle. Bence şunu tamamen çıkaralım. Tamam, çıkar. Çok korkuyorum. Korkma anındayım şu anda. Anksiyetem aldı. Bu şaka mı ya? Şu an bu olay gerçek mi yani? Ay. Ay. Ben bunu şimdi tek başına yapamazsın bunu ya yani. Nasıl olmadı mı şu an ya? Yalnız çok güzel oldu. Tamam da daha büyük işkence var şimdi. Ortalayacağız yuvarlakları. Bu salak şeyle bir ortalayacağız artık. Nasıl ortalayacağım? Bunu yapmayalım. Çok basit. Bırakıyoruz, yarın devam ederiz. Tamam ama bir nokta falan bir şey koysaydık ya. Bir, yani bilemedim. Görebilsin. Ha şöyleydi. Benim anlamadığım hepsi göz kararı mı yapmış gerçekten? Tamam, şöyle yapacağız. Bu çok güzel oldu bu haliyle. Kurşun kalem var mı? Yok, kurşun kalem yok ya.
Kalem yok evde galiba, gelmedik. Ne? Vallahi. Alacaktım da almadım. Sonra biraz aşağı ama. Ama aşağı yapamam. Niye? E çünkü bunun dikliğini... Neyse tamam şöyle. Wow! Dekorasyon için gerçekten doğmuşum. Wow! Oh. Pardon. Önemli değil. Biz bu işi yapıyoruz. Sence ortada mı? Bir bak ya. Ortada. Bir ortada. Bak. Zaten artık çıkarmayacağız da. Harbiden ortada. Cidden ortada. Şu tipime bak. Ama öyle pat diye yapınca ne kadar güzel oldu, gördün mü? Ama hepsini nasıl yapıyorduk? İstafımız var. Olağanüstü bir gece kitabının bunun için kullanıldığını bilse. Dururdu yani. Gerçekten. Helal olsun derdi. Abi bir şey söyleyeceğim. What is this? What is ne this ya? Mükemmel duruyor. Kafayı yiyeceğim. Şaka biz bu mı? İşi başarmışız diyebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Bu iş bitti. Bir şey söyleme. Ev turu var ya, manyak olacak ev turu. Ya çok da düzenli olmasın. Şuraya diyorum geci zekalı. Sağ yukarı, biraz sağ aşağı, biraz sağ yukarı. Şavkay salak mısın? Aa, Y yazıyor. Ya Ayke salak mısın? Düz mü yamuk mu? Çok düzgünüz oldu gerçekten. Yaş. Aha, 2 küçük 2 büyük. Nasıl? Bence güzel. Ya bir thumbnail çekseydik. Sonra hızlı hızlı şey arıyorum thumbnail. Nasıl? Bir tane çarpacağım. Ya! Ya abi niye böyle oluyor? Bunu nereye koyacaksın? Hello? Na? Kimsiniz? Na? Ne? Na? Kim yanacak ya? Şunu ortala. Bir susar mısın? Müsaade eder misin? Uzay mekiği çalıştır. Tamam böyle nasıl? Üf, kokuyorsun. Kokmuyorum, yalan söyleme. Saçımda serum var bugün. Yalan söyleme. Herkese yalan söylerim. Sana yalan söylemem. Ya bir gelir misin? Çok iyi. Harika. Hayvan gibi yamuk oldu. Senin ağzın şaka şaka düzgün. Vay be. Merhabalar. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu videonun hiç böyle olacağını düşünmezdim ya. Ya bir cumartesi gecesinin bedeli gerçekten bu kadar ağır mı olmak zorunda ya? Artık bilmiyorum kaçıncı zencefil şatımı attım. Gerçekten bilmiyorum kaç gün oldu ya, yeter. Bugün bu arada başka bir şeye evrildi hastalık. Mesela normalde dün gerçekten boğazım ağrıyordu ve inanılmaz öksürüyordum. Bugün tamamen mesela boğazım falan ağrımıyor ve öksürmüyorum. Tamamen burun akıntısı ve hapşırığa döndü. Ve inanılmaz yani, böyle bir şey olamaz gerçekten yani. Belki 10 dakikada bir falan burnumu siliyor olabilirim. Zaten buraları tarih oldu, böyle krem sürdüm, yanıyor şu anda. Neyse, fırsattan istifade TikTok çektim ama. Aziz Allah, Allah'ım ne olur ya, bir iyileşeyim artık. Merhabalar. Neler neler oldu bir bilseniz. Gerçekten neler neler oldu. En son videoyu açtığımda çok kötüydüm. Gerçekten çok kötüydüm. O videoyu çektikten yarım saat sonra hastaneye gittik. Serum takıldı ve yaklaşık 3-4 farklı ilaç verdi doktor. Çarşambaydı galiba o gün. Sonrasında şu an cumartesi günündeyiz. Ve bu süre zarfında gerçekten çok daha iyi oldum. Gerçekten kendime geldim. Ama sesim bir türlü düzelmiyor. Sesimi nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Bu arada bu arkamdaki falan her şey yeni. Arada aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Eve çok fazla yeni eşya geldi. Hepsini göstereceğim. Turundan önce de gösterebilirim. Belki önümüzdeki haftanın videosunda falan. Neyse şöyle ki dün cuma günüydü ve evden çıkmadım. Zaten antibiyotik kullandığım için alkol falan alamıyorum. O yüzden aybikeler falan da gitti. Dedim ki bir evde tek kalayım yani, hani artık böyle bir evde durayım. Sakin ve usulca evde durmak istiyorum artık dedim. Evdeydim, bilgisayarda işlerimi hallettim. Bir tık daha fazla uyudum, ettim falan filan. Uyudum, uyandım falan filan. Normalde bugün iki tane arkadaşımla buluşacaktım ama onu da haftaya erteledim. Çünkü bugün de birazcık kendimi ayırmak istiyorum gerçekten. Hala kendimi müthiş hissetmediğim için bu şekilde işte çok aşırı insanlarla keyifli vakit geçirebileceğimi düşünmüyorum. Şu anda da saat öğleden sonra 4 falan. Bir makyaj yapacağım. Ondan sonra dışarı çıkacağım. Bir kahve içeceğim. Bilgisayarımı da alacağım. Böyle biraz kendime gelmek istiyorum. Biraz toparlanmak istiyorum. Artık yeter. Gerçekten sıkıldım. Kendime gelmek istiyorum. Daha sonrasında da akşam eve döndüğümde bu videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Sizi küçük bir güncellemek istedim. Hello. Ben eve geldim. Yine aynı yerdeyim gördüğünüz üzere. Ama bu aralıkta bir dışarı çıktım. Kahve içtim. Bir video editlemem gerekiyordu. Onu editledim. Daha sonra eve geldim. Ve şu an karnabahar ve bulgur pilavı yiyorum. Ve burada yine ne var dersiniz?
Doofus. Doofus seviyorum ya. Gerçekten artık bayağı sevdiğime karar verdim. Geçen videoda çok emin değildim. Ama artık seviyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi gerçekten. Bir de sesim de bir tık düzeldi gibi geliyor. Yani bilmiyorum artık bunu editleyince anlarım herhalde gerçekten düzeldi mi düzelmedi mi. Böyle şu anda. Ay buna bayıldım ya. Gerçekten buna bayıldım. Aşık oldum buna yani. Bayıldım. Gerçekten. Merhaba. Evet, makyajımın gitmesinden ve bütün kusurlarımın ön plana çıkmasından da anlayacağınız üzere geç bir saatteyiz ve gün sonuna geldik. Bu videoyu kapatma vakti geldi artık. Gerçekten düşündüğümden çok çok farklı gelişen bir video oldu. Ama yine de sevdim. Çünkü zaten bütün bu günlükleri tutmamın, yani bunları dijital platformlarda kaydetmemin en büyük sebepleri, yani en büyük motivasyonum gerçekten bunların bir anı olarak kalması. Ve şu an böyle bunların hepsinin durmasından bayağı mutlu oldum. Gerçekten editlerken bayağı keyif aldım. Umarım bir sonraki videoda artık sesim düzelmiş olur. Gerçekten canlı gönülden istiyorum artık bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olabilirsiniz. Eğer isterseniz, eğer videoyu beğendiyseniz ve devamını görmek isterseniz çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok 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 iyi bakın. Benim yaptığım aptallıkları yapmayın. Hepinize çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.